Aziz Matta tarafından yazılan Mesih İsa'nın İncil'inden sözler. O günlerde İsa şöyle dedi: Ey Peder, Goyun ve Yerin Rabbi, bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçüklere açıkladığın için sana şükrederim. Evet Peder, bunun böyle olması senin isteğindi. Pederim her şeyi bana emanet etti. Oğlu pederden başka kimse tanımaz. Pederi de oğuldan ve oğlun pederi tanıtmayı istediği kişilerden başkası tanımaz. Ey bütün yorgun olan ve yük altında ezilen hepiniz, bana gelin, ben size huzur veririm. Boyunduruğumu yüklenin, üzerinize alın ve benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu ve alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız huzur bulacaktır. Boyunduruğumu taşımak kolay ve yüküm hafiftir. Peder, oğul ve kutsal ruhun adına. Amin. Sevgili kardeşlerim, ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin. Ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin. Benden örneğin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay. Yüküm hafiftir. İsa'nın doğumundan 200 yıl önce Yahudik'te iki grup dini lider ortaya çıktı. Din bilginleri ve Ferisiler. İsa'nın zamanına kadar bu dinsel liderler birçok gelenek, görenek, çeşitli doktrinler ve dini uygulamalar geliştirmişti. Tüm bunların Musa kanunundan geldiğine inanıyorlardı. Bununla birlikte İsa onların öğretilerinin Tanrı'nın zihniyle uyumsuz olduğunu sık sık belirterek onları kınadı. Çünkü onlar çok titiz, çok bencil ve çok ikiyüzlüydüler. Ferisilerin ve din bilginlerinin örteği şey, genellikle Musa kanunun basit bir şekilde saptırılmasaydı. Ferisilerin İsa'nın öğrencilerini, o emirin üçüncü emrini ihlal ettiğini iddia ederek, Şabat günü tahıl toplayıp yedikleri için kınadıkları anlatıyı hatırlayalım. İsa bunun böyle olmadığını çok açık bir şekilde öğretti. Bugün İncil'de İsa yorgun ve yükü ağır olanlara seslenmekte ve onları vereceği hafif ve tatlı boyunduruğu taşımaya davet etmektedir. İsa, din bilginleri ve Ferisilerin Musa'nın yasasını ne kadar çaptığına ve Yahudiliği uygunlamanın dayanılmaz bir yük haline geldiğine dikkat çekiyor. Bu yasanın aksine İsa'nın yeni lütuf yasası özgürleştirici, hafif ve kolaydır. Bugün İsa bize emirlerini verdiğinde onları uygulamak bizim için kolay mı?
Belki de bazen bize çok fazla emir varmış gibi geliyor. Örneğin İsa, göksel babanız kusursuz olduğu gibi siz de kusursuz olun dedi. Bu sadece bir davet değildi. Aynı zamanda bir emir ve gereklilikti. Mükemmel ol, kutsal ol. Kolay ve hafif mi? Hiç de değil. O zaman şu soru ortaya çıkıyor. İsa'nın öğretisi gerçekten kolay mı? Yoksa bize çok ağır mı geliyor? Boyunduruğum kolay, yüküm hafif diyen İsa'ya inandıysak bunun böyle olduğundan emin olmalıyız. İsa bizi mükemmeliğe çağırıyor ama aynı zamanda bunu başarabilmemiz için bize araçlar da veriyor. Bir görevi çok zor veya çok ağır bulduğumuzda kendimize güvenmeyi bırakmalı ve bize verilen emri yerine getirmek için Tanrı'nın lütfun yardımını kabul etmeliyiz. İsa bugün bizi mükemmeliğin bu boyunduruğunu almaya davet ediyor. Şimdi bu davetiyeye bir göz atalım. Bize bu mükemmeliğe, kutsallığa ulaşmanın yollarını da veriyor. Bu nedenle Tanrı'nın her şeye kadir olduğuna inanalım. Bugün kendimizi O'na tamamen açalım. Böylece bugün Rabbimiz İsa'nın bizden istediği her şeyi kolayca ve sevinçle yapabiliriz. Kutsallığa ancak yolun sonunda ulaşılabilir. Yol boyunca ise hala birçok iyi şey yapılabilir. Amin. Dua edelim. Oğlunun alçakgönüllülüğü sayesinde günahkar insanları kurtaran merhametli Allah sana yalvarıyoruz. Günahın esaret kurtuluş duğumuz için sevinç duymamızı ve bir gün sonsuz mutluluğa kavuşmamızı sağla. Bunu seninle ve kutsal ruhla birlikte şimdi ve ebediyen hükmeden oğlun Rabbimiz Mesih senin adına senden dileriz. Amin. Rab sizinle olsun. Ve sizinle olsun. Her şeye kadir ve tek Allah olan Peder ve Oğul ve Kutsal Ruh sizleri takdis etsin. Amin.